miras ayetleri konusunda görüşür dedir. Gürkan Engin'in konu hakkındaki videosunu izledim. Fena değildi ama ha de dedirtmedi. Hocam miras ayetleri konusunda onların birbirine göre oranlanacağı çok belli. Hani diyorlar ya miras yetmiyor şu durumda. Şimdi bak da 11 ve 12'de başlanıyor değil mi? Şimdi bak ayetin ayetin bir 2, 3, 4, Dördüncü cümlesini okuyorum. Eğer çocuk sadece bir kadınsa mirasın yarısı onundur. Böyle bir cümle var. Çocuk sadece bir kadınsa mirasın tüm mirasın yarısı onundur. Farz edelim ki adamın tek akrabası bir tane kızın. E mirasın yarısı ne olacak şimdi? E böyle bir durumda kız mirasın tamamını alacak tabii ki de. Yani %50'sini çöpe mi atacak? Ama ayette diyor ki mirasın yarısı onundur. Bu oranlar birbirlerine göre oranlı yani. Direkt mirasın yarısı ifadesi diğer akrabalarla birleştirildiğinde oransal olarak. Yani miras yetmiyor ya gelene kadar mirasın arttığı zibilyon tane senaryo var. Daha ayetlerin en başından bunun örnekleri var. E belli bir şey yani değil mi? Tek bir kıssa mirası alan bunun yarısını alıp yarısını çöpe atmayacağına göre, hepsini alacağına göre e niçin diğer ayetlerde de oranlamıyoruz birbirlerine göre? Niye avliye yapmıyoruz? Çok basit bir konu yani.